Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda neden bahsedeceğim? Şifa orucu da bazılarımız bu da su orucu, bazılarımız ise açlık orucu olarak biliyor. Bazılarımız da belki hiç duymadı. Şu anda bu videoyu çekerken ben 72 saat üstü bir açlık seviyesindeyim ve gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Hastalıklarım zirveye ulaştı. Da düşünüyorum. Belki zirve bu değildir, onu da bilemem de gerçi. Her neyse, yani bayağı bir zor durumdayım ama biraz daha sesimi gür çıkarmaya çalışıyorum. Oysa konuşmaya bile mecalim yok. Zor nefes alıyorum. Sesimden belki anlaşılacağı üzere şu an burun deliklerim tamamen kapalı. Çünkü ben aynı zamanda bir alerjik astım ve hastasıyım ve alerjilerim mevcut. Birçok şeye alerjim olmakla birlikte en çok da polen ve ev akarına karşı bildiğim üzere onlara alerjim var. Bu polen mevsiminde mahvoluyorum. Eğer maske takmazsam. Peki neden maske takmadın diye soracak olursanız, bugün bu açlığımın 3. günü de çocuğumun pikniği vardı okulla birlikte. Benim de tatil günüme, yani boş vaktime denk geliyordu. Bu yüzden de çocuğum bunlardan mahrum konuşamıyorum. Mahrum kalmasın diye burnum tıkalı olduğu için kelimeler düzgün çıkmıyor. Kusura bakmayın. İki çocuğum da bundan mahrum kalmasın diye sabredip o pikniğe onları götürdüm. Ve gerçekten benim için çok zor bir gün geçti. Ben şimdi hepsini sırayla bahsedeceğim. Önce bir düşündüklerimi kafamda toparlayayım. Bir de arada burnumu sileceğim. Hiç kusura bakmayın gerçekten. Zaten çok zor durumda çekiyorum bu videoyu da. Peki neden biraz iyileşince çekmiyorum derseniz, şimdi çekmezsem belki hiçbir zaman çekmem diyerekten çekeyim dedim. Bir de unutuyorum. Gün ve gün çeksem asla dahi. Şu an o kadar çok ağrım var ki. Gerçekten çok kötü. Şimdi neyse, bu ağrıma geçmeden önce ben bu şifa orucumun birinci gününden bahsedeyim. Birinci gününde neler yaşadım? Zaten o birinci günü öncesinde ben başlamadan önce oldukça fazla yemek yediğim için, hatta kuru yemiş bayağı fazla yemiştim ve acı yemiştim, acı biber. Hiçbir şekilde canım ne bir şey istedi, ne açlık hissettim. Yani 24 saatim dolmasına rağmen karnım tıkamasa doluydu. Hiçbir şekilde de açlık hissetmedim. Ve günde de bu arada 1 kilo 1 kilo gidiyor benden. Şu ana kadar da 3 kilo gitti bu arada. Neyse. 3. günü 3 kilo gitti. Neyse işte. Ezan okunuyor. Ezan Celle Celaluhu. Ezanı dinleyelim, sonra devam edeceğim. Evet, dediğim gibi birinci günde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gelelim ikinci güne. İkinci gün zaten bu arada benim aktif bir yaşantım var. Oruç yaptığım andan itibaren zaten işe gidip geliyorum yani. Okula gidip geliyorum. Gayet de yorulucu bir yoruluyorum yani, öyle söyleyeyim. Dedi ve bilmiyorum ama arada burnumu sileceğim. Kusura bakmayın. Şimdi ikinci gününde ise ne oldu? Ne oldu? Bu oruca başlamadan önce böyle biber, acı biber yediğim için olduğunu düşünüyorum. Böyle midem bulandı birazcık sadece. O da ama dikkate değer bir şey değildi. Şimdi ama ikinci günü akşamı geldim eve, çocuğuma pikniğe gitmesi için, yarın üçüncü gün yani pikniğe gitmesi için nedir, yaş pastayla bir patatesli poğaça yaptım. Bunları yaparken buzdolabını da açtım. Buzdolabındaki şeyler, şu an ağzım sulanıyor. Cevizli helva, turşu ve o yaptığım yaş pasta ve o yaptığım şey, peynirli poğaça yaptım bu arada. Patatesli mi dedim ben? Neyse. O peynirin lezzeti. Yani ağzımın içeri sulanıyor. Yani o kadar canım çekti ki. Yani çikolatalar,
Eşime dedim ki her kendiniz yani ev ailesi çikolata yediğinde benim çikolatalarımı köşeye ayır biriksin. Yani tabii ki oruçtan çıkar çıkmaz o çikolatalara saldırmak istemiyorum. Öyle yapmak istemiyorum. Biraz olsun usulüne uygun davranmak istiyorum ama saldırmayacağım da bir garantisi yok. Şu anda neler yapacağım birlikte göreceğiz gerçekten. Neyse işte canım çok çekti. Şu anda da ağzım zaten sulanıp duruyor. Yutkunuyorum kusura bakmayın. Sonra ne oldu? Şu an biliyor musunuz? Videoya konuşuyorum da gözüm kapalı yani. O kadar kötü haldeyim. Ve bir yandan çok fazla ağrı çekiyorum. Ne durumda olduğumu bilin diye söylüyorum. Neyse ben piknik şeyleri hazırladım. Gece kalktım. İşte çocukları banyo yaptırdım. Bu arada da ev işleri yapmaya okula gitmeye devam ediyorum. Böyle yan gel yat. Osman yok yani. Öyle bir durum yok. Öyle bir hayat yok bende en azından. Şimdi neyse. Sonra da işte gittim pikniğe ama piknikte of. Herkes mi güzel şeyler yapar ya? Yaprak sarmasından tut Allah'ım. Yaprak sarması da yapmıyorum yani. Orucum bitince hazır da yemek istemiyorum. Ne yapacağım? Mecbur yaprak alıp sarmam gerekecek galiba. Neyse işte. Dolma biberler alalım. Çok güzel börekler, tatlılar. Of yani. Ama yemedim, yemedim. İşte bu akşam bu eve geldik. Piknikten neyse piknikte tabii benim bir tek küçük kızım bir de büyük kızım var. Şimdi büyük kızım neyse kendi oynuyor ama küçük kızımı ben oynatmak zorundayım. Ablasına emanet etmiyorum ki ablası da kendi arkadaşlarıyla rahatça oynasın diye. Sonuçta çocuk eğlenmeye geldi, bakıcılık yapmasın. Güneşin altında. Şapka biraz taktım ama yine de çıkarttım arada. Maskemi de çıkarttım çünkü nefes alamıyorum sürekli takamam yani. Bir tek gözlüğüm takılıydı. Burnum kıpkırmızı oldu bu yüzden neyse. Güneşin altında hep işte çocukla birlikte onu oynattım. Yani kaç saat oynattım diyeyim size. 10, 11, 12, 1, 2, 3 yani en az 6 saat oynattım öyle söyleyeyim. 6 ile 7 saat arası. Kerata da yorulmak bilmiyor. Yani kızım oturalım diyorum yok. Yani az bir şey yedi ama ne bu enerji anlamadım. Çoluk çocuktaki bu enerji. Bu arada sadece onu oynatmakla kalmadım. Bir ara büyük kızımın kaybolduğunu sandım. Meğersem arka kısımda oynuyorlarmış. Kızım bana söyleyerek gitmiştim. O da unutmuş. Çocuk sonuçta unutur. Ben tabii cep telefonumu da almadan bir de alan piknik alanı çok büyük. Ben kaybolsam ben bulamam yani. Koş 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 koş. Yarım saat mi? 20 ile 30 dakika arası bir süre zarfında. Koşarak kızımı aradım. Orada güvenlik görevlilerine telefon numaramı bıraktım. İşte koşuyorum koşuyorum. Bir döneyim dedim. Telefonumu da almadım. Belki gelmiştir çocuğum. Baktım gelmiş çocuğum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çocuklarınıza telefon numaralarınızı ezberletin. Ben hep ihmal ediyordum bunu. Bak onu ezberleteceğim kızıma. Çünkü bizim piknik grubundan mesela bir çocuğu kayboldu. Annesi numarasını birisine vermiş ve o sayede bulundu. Anladınız mı? Yani kesinlikle o ihmal edecek bir mevzu değil. Ezberleteceğim ben. Allah'ın izniyle. Neyse şu ağrılarımdan kurtulayım zaten. Yarın okula gitmeyecek. Şimdi ben eve geldim. Her şey güzel. Piknikte gayet işte tamam. Sadece canım çekerek geçti. Onun dışında bir ağrısızı hissetmedim. Eve geldiğimde işte yaklaşık olarak 72 saatim olmak üzereydi. Yani tam olmamıştı. Olmak üzereydi. Eve geldim ve Allah'ım kollarım ve bacaklarım bir puan verecek olursak kollarıma 10 ya mesela ağrının en yüksek seviyesi 10 dersek kollarıma 10 bacaklarıma da 5 diyebiliriz. Öyle bir ağrıdı ki ağrıyor da hala. Şu anda şimdi şu gördüğünüz var ya kollarımı şuradan sardırdım eşime sıkıca çünkü sanki sıkıca sarıca biraz daha az ağrıyor gibime geldi. Ama şu anda hala çok ağrıyor. Sanki de ağrısı biliyor musunuz? Hani pardon. Hani sanki büyürken biz büyürken boyumuz uzarken
çok ağrı çekeriz ya, ben ergenlikte öyle çok ağrı çektim boyum uzarken mesela. Aynı o ağrının bir tık daha gelişmiş versiyonu. Daha fazla, daha şiddetli hali. Çok garip bir ağrı var. O ağrı böyle içimi sızlatıyor, kollarımdaki ağrı, öyle söyleyeyim. Acaba sürekli bilgisayarda işte çocuklara notlar hazırlıyorum, bilmem neler yapıyorum. Hani çok derse çalışıyorum bilgisayarda da mesela. Yine derste malum KPSS yazılırken çok da fazla çalıştım zaten. O yüzden bu kollarımız bu kadar ağrıyor. Bu eklem yerlerinden, dirseğin ön kısımlarından bir ağrıyor yani. Anlatamam bu ağrıyı. Ama geçecek diyorum. Sabretmeye çalışıyorum. Peki bu arada ben bu şifa orucuna, su orucuna neden başladım? Onu söyleyeyim, onu söylemedim. Bazı rahatsızlıklarım son bulsun diye ve tabii ki de kilo vermek için. O kilo vermek bir artı olacak bunun için ama benim için büyük bir artı olacak. İkinci çocuğumdan sonra, çünkü hamilelik kilolarımı verememiştim. Bu da vermeye kararlıyım. Şimdi. Neyse. Peki bunu neyle tanıdım? Tabii ki de Aydin Salih. Aydin A. İyiydi. Salih diye yazılıyor. Salih adlı hocamdan çok etkilendim. Bu hocanın bir kitabı var. İsmini tam telaffuz edemeyebilirim. İtik Şifanın İzinde idi galiba ismi. Bu kitabın büyük bir kısmını okusam da hepsini okumadım. Yazın sindiresine baştan okumayı planlıyorum. Kızım video çekiyorum anneciğim. Ondan sonra dikkatim dağılmasın. Anlatayım anlatacaklarımı. Ne diyordum? Ay, nefes nefese kaldım bu arada. Yani bir de oradaki pikniktekiler de benim sorucumu tuttuğumu biliyorlardı. Diyorum o kadar berbat bir hale geldim ki. Ama bu yaşadıklarım normalmiş, onu söyleyeyim. Ha, size en önemli şunu söyleyeceğim. Ben mesela bu Aydın Salih hocamdan çok etkilendim. Kendisi hani kaç yıl önce tanıdım kendisini şu an hatırlamıyorum ama çok etkili röportajlarından, konuşmalarından, kitabından çok etkilendim ve söyledikleri gerçekten çok doğru olduğunu söylüyorum. Kendim de hem hemşire hem hemşirelik yaptım. Şu anda öğretmenlik yapıyorum. Söyledikleri de harf harfiyen de katılıyorum. Zaten kendisi ilmi hem tıp ilmine sahip hem de dini ilme sahip değerli bir insan. De Allah rahmet eylesin. Şimdi işte çok etkilendim ve ben de onun dediklerini uygulamaya çalışıyorum. Ama tam anlamıyla uyguluyor muyum dersiniz? %100 tabii ki uygulamıyorum. Ya uygular mıyım? İleride uygulayabilirim. Kitabı tamamen okuduğumda belki notlarımı alarak düzgün bir şekilde uygularım. Ama şu anda bazı hastalıklarım ve kilolarımdan kurtulursam, hastalık dediğim işte alerji hastalığı ve bir iki tane belki çoğu insan için önemsiz sayılabilecek, benim için ama biraz korkutucu olan birkaç tane hastalık diyelim. Bunlardan kurtulduğum vakit belki ileriki zamanlarda aynı Salih hocamın öğretilerini %100 uygularım. Hani bu su açlı şifa orucunu tutarken. Ama şu anda mesela benim hatırladığım kadarıyla oruca başlamadan önce lağman yapılması gerekiyor. Yani bağırsakların boşaltılması. Ya lağman, ya sinamik, ya da işte İngiliz tuzuyla bağırsakların boşaltılması gerekiyor. Ben yapmadım ama ikinci gün İngiliz tuzu içtim. Yani İngiliz tuzuyla bağırsaklarımı boşalttım. Üçüncü günde tam aynı Salih hocamın dediği gibi olmasa da lağman yaptım. Bu arada bu orucu tutarken her gün duş alıyorsunuz. Duşun da soğuğa yakın ılık suyla olması isteniyor. Ama ben de buna biraz sıcak suyla yaptım maalesef. Soğuk suyla yapmaya cesaret edemedim. Belki de ağrılarımın sebebi o mudur bilmiyorum ki yani ne olduğunu gerçekten. Ama mesela birçok kişinin videolarını izlediğimde onların da üçüncü gün kollarının bacaklarının ağrıdığını ve bu ağrıdan dolayı uyuyamadıklarını duydum.
Ve normal bir süreç yaşadığımı da biliyorum. Ve ara ara bu orucu tutarken her gün duş almak ve tabii ki de ne yapmak gerekiyor? Bağırsakları boşaltmak gerekiyor. Şimdilik yaşadıklarım bu kadar. Peki kaç gün tutacağım bu orucu diye soracak olursanız inanın bilmiyorum. Yani amacım aslında 10 gün ama 10 gün yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum. Şu anda ilk 3 günümü size anlattım. Ağrıları da hafif azalıyor mu dersiniz inşallah. Ama gerçekten şu anda çok kötü bir haldeyim. Umarım yarın kötü halde olmam. Çünkü yarın o kadar çok işim var ki inanılmaz yani. Bilmediğim yerlere gideceğim. Bildiğim yerlere de gideceğim. Yani yollarda ömür çürüteceğim. Otobüslerde. Umarım yani enerjim yerinde olur. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda söylemeyi unutmuşum. Editleyeceğim bunu. Peki bu su orucu yaparken bu arada üşendim. Işığı açmadım. Işığı kapatmıştım da çünkü yatacağım. Şimdi benim her bahar ayında ben mesela saçlarım dökülür. Bahar aylarında çok fazla saçım dökülür ama onun haricinde hiçbir tel bile dökülmez mesela. Ama bahar ayında böyle bir sürü de dökülür. Ama bu su orucumun mesela 3. gününde saç dökülmem inanılmaz azaldı. Normalde 10 dökülüyorsa 1 dökülmeye başladı. Bir onu gördüm. Farklılık olarak ikinci farklılık olarak insan haricillerinde parlama ve yumuşaklık gördüğünü söylüyor. Benim şükürler olsun ya Rabbim. Allah vergisi kendimi bildim bileli cildim parlak ve düzgündür. Bu yüzden bununla ilgili pek bir şey net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama saçı işte saçın dökülmesini bitiriyor gibi bir şey öyle söyleyebilirim. Başka söyleyebileceğim. Ha, bir de neden bu sıcak ayda kazakla oturuyorum diye soracak olursanız ben normalde asla kazak bile giyebilen bir insan değilim. Ama üşüyorum. Evet. Bu üçüncü gün üşümeye başladım yani bildiğim. 4 Haziran Pazar günü ve ben su orucu yapmaya niyet ediyorum. Akşam 20:25 geçiyor. Hadi bakalım başladım su orucuma. Sabredebilecek miyim merak ediyorum. Bismillah diyelim. Su orucu dediğim ibadet şeklinde değil, sağlıklı olmak ve zayıflamak için yapıyorum. Evet, annem onun için yapıyor ama ben de sağlık için ben adı sadık atarım ama çok katılmam. 4 Haziran Pazar günü ve ben su orucu yapmaya niyet ediyorum. Akşam 20:25 geçiyor. Hadi bakalım başladım su orucuma. Sabredebilecek miyim merak ediyorum. Bismillah diyelim. Su orucu dediğim ibadet şeklinde değil, sağlıklı olmak ve zayıflamak için yapıyorum. Evet, annem onun için yapıyor ama ben de sağlık için ben adı sadık atarım ama çok katılmam. Bugün 4. günüm. İşe gidiyorum. Sanki bacaklarım bana ait değil. Böyle bir oraya bir oraya sarılıyor gibi geliyor. Dün kollarımın ağrısından ve bacaklarımın felaket ağrısından uyuyamadım. Şu an hala ağrıyorlar ama şiddeti azaldı. Bakalım bugünüm nasıl geçecek. Yaklaşık saat kaç? 2,5 saattir yollardayım. Daha da yollarda olmaya devam edeceğim. Çünkü bilmediğim yerlere gidiyorum, arıyorum vesaire. Onun haricinde kollarım ve bacaklarım ağrısı az da olsa devam ediyor. Yani yine de ağrıyor. Yani tabii ki geceye kıyasla az az yoksa yeterince ağrıyor. Ben bugün bir arkadaşım, bir öğretmen arkadaşım hacamat yaptırmış. Ben de yetişebilirsem, bu işlerimi halledip yetişebilirsem, bazı staj işlemlerim var. Onları halledebilirsem inşallah öğrencilerimin o hacamat yaptırmayı düşünüyorum bugün. Gitgide aslında daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta eve gidince kızımın en sevdiği yaş pastadan yapacağım. Ağlayan kek de deniliyor aslında ama üzerine böyle krema ve çikolatalı sos döküyorsun. Çok lezzetli oluyor.
Bu şekilde. Bugün dördüncü günüm bu arada. Dördüncü günüme devam ediyorum. En son tartıya baktığımda 4 kilo gitmişti. Şimdi daha fazla gitmiştir diye düşünüyorum. Bugün şifa orucumun 5. günü. İnanılmaz enerjiyim. Ağrılarım geçti. Yemek canım istemiyor. Yani olması da olur. Mesela çok güzel kahvaltı yapılıyor öğretmenler odasında vesaire. Hiçbir şekilde canım istemiyor. Kurabiyeler, pastalar falan yeniyor dediğim gibi. Ben de zaten dün yaş pasta yaptım kızlarıma, yine canım istemedi. Yani hafif bir tiksinti var gibi. Hani sağlıklı şeyler isterse canım istiyor. Çok fazla enerjim var. Sabahtan beri aşırı enerjim var. Şu an öğle vaktindeyim. Ben de sahile doğru yürüdüm. Ve nasıl desem, enerjimde hafif bir düşme oldu gibi. Ama çok az, yine enerjiyim. Mesela 3. 4. günler çok yavaş yürüyordum. Ama şu anda mesela bugün çok hızlı yürüdüm. İşte oynamak geliyor içimden vesaire. Ama şu dediğim gibi işte bu saatlerde, saat 12.30 geçiyor. Bu saatlerde hafif bir enerji düşmesi yaşıyorum şu anda. Ama yine de tabii ki çok iyiyim. Hiçbir ağrım vesaire yok. Çok mutluyum o yüzden. Yani çok güzel artılar oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben normalde günde 2 kere alerji ilacı kullanıyordum. Şu anda kullan ve maske takıyordum. Düşünün, maske kullanıyorum. 2 kere ilaç tutuyorum. Yine de geceleri hapşırmaktan uyuyamıyordum. Buna rağmen ve gelir gelmez işte kıyafetimi değiştiririm. İşte bu alerjiden, bu polenden kurtulmak için duşa girerim vesaire. Ama yine de kıyafetlerimi uzak yere asarım. Çünkü onların üzerine polen yapışmıştır. Ama yine de bu alerjiden kurtulamıyordum bir türlü. Şimdi maske takmıyorum. İlacımı kullanmıyorum. Ve gece sadece dün 2 kere falan hapşırdım. Sabah da 1-2 kere hapşırdım. Yani normalde hapşırmaktan ölüyorum. Gözlerim kızarıyor, yaşarıyor. Çok kötü bir hal alıyordum yani. Nefes alamıyorum. Burnum tamamen kapanıyordu. O ilk videomun başlarını gördüyseniz işte onları yaşıyordum zaten. Zor konuşuyorum vesaire. Nefes alamıyorum. Çok kötü bir durum. Uyuyamıyorsun çünkü yattın mı burun tamamen kapanıyor vesaire işte, neyse. Şu anda çok iyiyim yani. Neyse, ben dinleneyim. Bugünlük bu kadar. Akşam eve gidince tam olarak 5. günüm dolmuş olacak. O zaman kiloma bakarım. Sabah kilomu tartıldığımda 61.2 geldim. Hani 5 günde 5, daha 5 günü tamamen tamamlamadığım halde 5 kilodan fazla vermiş oluyorum. Selamlar. Bugün 6. günüm. Gayet su orucunu 6. gün gayet iyi hissediyorum kendimi. Evet, bayağı bir size söyleyeyim. 4. günden sonra mı, 3. günden sonra mı, yanlış söylemeyeyim, ikisinden biriydi. Sanırım 3. günden sonraydı. Hızlı bir şekilde, mesela hangi bölgenizde yağ birikmişse, benim göbeğim vardı işte doğumdan sonra kalan. Göbeğim hızlı bir şekilde incelmeye başladım. Mesela bugün 6. günümdeyim ya, 5. gün göbeğimi ölçtüm. Bir günde 2 santim küçülmüş. Şu an en son kilomda 60.8 olmuş. Böyle. Merhabalar. Açlık orucuma 6. günden devam ediyorum. Şu an saat kaç? Saat 3.24 geçe. Çocukların karnını falan doyurduktan, tatlılarını da yedirdikten sonra yaş pasta yapmıştım. Biraz yattım. Bir hata yaptım maalesef. Sinan Meke çayı içerken biraz sıcak içtim. Ama kesinlikle sıcak su veya sıcak duş yapılmaması gerekiyor. Bir dahaki yapışımda tam kurallarına uygun yapacağım ve çok güzel bir şekilde anlatacağım detaylarıyla. Şimdilik bu ilk seferin hatası diyorum. Şimdi bir küçük bakım yapıp kendime şey yapayım diyorum. Temizlik yapacağım evimde. Temizliğe geçeyim. Birkaç bakım ürünümü de sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dişlerimi zaten fırçalamıştım ama bu bakım ürünüm sipariş ettim, geldi mesela. Bu
Dişleri beyazlattığı söyleniyor. Bunu deneyeceğim. Eğer gerçekten beyazlatıyorsa size de haber veririm. Aslında kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Ama ben buna da fazla uymadım. Dışarıya çıktığım için doğal olarak işte mesela ağız gargara olarak işte Listerin kullanıyorum. Az kaldı, bu bitecek. Bu bittikten sonra da şuna geçeceğim. Ondan sonra macun olarak Sensodyne kullanıyorum. Bunları ve parfüm, tabii parfüm değil de deodorant kullanıyorum. Bunu kullanıyorum senelerdir. Bu hiç koku yapmıyor. Şimdi dışarıya çıktığım için bunları kullanıyorum. Ama fakat bu hafta sonu evdeyim. Kullanmıyorum. Sadece bunu kullanacağım onun yerine. Ve neyse. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bu ürün bu arada sadece 50 milim. Çok küçük. Verdiğim paraya değer mi bilmiyorum. Beyazlatmazsa tabii ki değmez. Ürün içinden şöyle mor bir şey çıktı. Bakalım fırçalayalım. Şöyle söyleyeyim. İlk seferde etki diyor sözde. Ama normal dişlerimi fırçaladığımda gelen bir parlaklık geldi. Onun dışında bir parlaklık gelmedi. Ve içindeki kimyasal nasılsa diş etlerimin o değen kısımlarını beyazlattı. Yani bilmiyorum, yani cildimize de bu kadar kimyasal sürmek doğru mu hiç bilmiyorum. Ama aldım, kullanacağım. Bir daha alır mıyım? Pek sanmıyorum. İleriki zamanlarda ama ki baktım bembeyaz yapıyor. O zaman alın derim yani, ama şu an bana yani ilk seferde beyazlatma etkisi söyledi ve özellikle şeyi beğenmedi. Hani damaklarımı beyazlattı yani bildiğin. Şu damak yani kıpkırmızıyız damaklarım ve değen kısımları beyazlattı. Hani zaten mor bir sıvı. Ne kadar kimyasal ürün içeriyor. Benim şu durumda kimyasal kullanmamam gerekiyor ama dediğim gibi bazı şeyleri uygulamadım. Diğer seferde uygulayacağım inşallah. Şimdi şöyle atkılı fırçam var. Şöyle yüzümün sadece yanak kısımları, hani gülerken kenar kısımları kırışmasın diye oraya aşağıdan yukarı masaj yapacağım. Fazla bastırmadan yapıyorum, yoksa hani tahriş etmek istemem cildimi. Şöyle titanyum, dur netleştireyim. İğneleri olan, benimkini küçük, en küçük iğnelerdi. Yine o sadece yanak kısmını yapacağım. Alına kesinlikle uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü alındaki derimiz çok ince. Onda hani kesik kesik izler bırakabilir. Bunun amacı da ne? Bunun amacı hani hafif delikler açıyor yüzde. Ve yüzde onu kapatırken böylece ne oluyor? İyi olmuş oluyor yani. Yenilenmiş oluyor. Sözde birkaç sefer uyguluyorum, bir yarar oluyor mu pek bilmiyorum doğrusu, ama almışken yapayım diyorum. Şöyle tam yağlı gül suyum var. Bu bir şey aldığınızda yanında hediye gelmişti. Şöyle. Bunu yüzüme fışkırtacağım. Böyle kurumasını sağlayacağım. Aynı zamanda bu gül suyunu saçlarınızda da sıs yapmanızı öneririm. Ben yani yumuşattığını duydum. O şekilde saçıma da yaptım. Evet. Şimdi ne kullanacağım konusunda kararsızım. Şöyle, ben aslında Hindistan cevizi yağı kullanıyordum cildime sadece. Ve bu da bitti. Bunu da aslında Hindistan cevizi alıp yağını kendim yapmayı düşünüyorum. Boş kabına. Şimdi yapana kadar boş kal. Şimdi normalde Hindistan cevizini kaç lira? Hani en fazla 25 liradır diye düşünüyorum. Alırız Hindistan cevizi yağı da bir kavanoz çıkar. Ama bunları 70-75 liraya alıyoruz. Ama onu yapana kadar şundan aldım bir de. Bunu uygulasam mı bilmiyorum. Çünkü bundan önce şöyle bir şeyler aldım. Göstereyim size. Yoğun nemlendirici hyaluron. Ne yazıyor? Bir dakika. Bir netleyeyim de okuyabileyim. Hyaluronik asit serum. Şu meşhur olanlardan. Sonra bu nedir?
gözenek sıkılaştırıcı kolajen serum, bir de C vitamini, aydınlatıcı etkili C vitamini. Şimdi bunları aldım. O yüzden bu yağ bir köşede beklesin. Onu da akşam sürerim diye düşünüyorum. Şu aldım. Bu da nedir? Bunun içinde neler var? İşte buğday yağı, jojoba yağı, kayısı yağı, zeytinyağı, avokado yağı, hindistan cevizi yağı vesaire vesaire. İlk defa aldım bunu, deneyeceğim. Ben genelde sadece hindistan cevizi yağı ile nemlendiriyordum cildimi. Bir de şey kullanıyordum. Onu da sonra gösteririm. Peeling etkili böyle sakız, böyle pembe sakızlar oluyordu ya, pembe sakız kokusunda bir peeling kullanıyordum. O da onun içinde de yağ var galiba. O peeling yapınca cildim nemleniyordu. Şimdi bunu değil de diğer o yağları kullanacağım. Ve bu arada gül suyu olsun, o yağları kullanırken cildime masaj yapıyorum. Nasıl masaj yapıyorum? Aşağı doğru değil tabii ki, yukarı doğru ve alın kısmımızı da bu şeyleri izlemenizi öneririm. Ben neydim? Yüz yogası falan deniyor ya. Ondan izlemiştim. Ona uygun bir masajla yediriyorum yani cildime. Evet. Bu şekilde bakım yapıp sonra da temizliğe başlayalım. Kendinizi iyi hissedelim. Görüşmek üzere. 7. günden selamlar. Şimdi sabah 5'te uyandığımda namazımı kıldım çok şükür. Bu arada böyle kendime baktıkça, kendim iyi oldukça maneviyatımı da iyi yapmaya karar verdim. İşte kendime mesela çok tatlı defterler sipariş ettim. Birisi plan defteri, birisi de normal iki tane bir defter. Onları da sonra gösteririm. İşte okulda kullanacağım, yıllık planlarımı yazacağım bir defter. Dün ne oldu biliyor musunuz? Şimdi size şunu söyleyeyim ben. Bugün 7. günüm bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Şu Sinan Meki çayından aldı eşim. Sinan Meki, hani İngiliz tuzun tadı, söylerken bile midem bulanıyor. Tadı çok kötü olduğu için Sinan Meki çayı deneyeyim dedim. Bu çay da 10 saat sonra etki etti. Sağ olsun midem ağrıdı, midem bulandı. Yani tuvalete 10 saat sonra çıkılıyor. Bilmiyorum. Günüm mahvoldu yani. Temizlik falan yapamadım evde. Bugün de kızlarımı dışarıya çıkartacağım. Ne kadar temizlik yapabilirim bilmiyorum. Onlar uyanmadan ben bir kendime böyle bakım yapmak, hazırlanmak, güne hazırlanmak istiyorum. Daha sonra onlara biraz bakım yapacağım, kızlarımı. Sonra dışarı çıkar, parka götürmeyi planlıyorum. Şu an bile midem aşırı bulanıyor. Bu sidameki çayını içtikten sonra midem sürekli bulanmaya başladı. Neden hiç bilmiyorum. Ben bir hata yaptım. Sıcak içtim. O yüzden mi bilmiyorum. Bu Sinan Meki çayını içmeden önce açlık hissetmiyordum. Ama şu anda yemeklere karşı bir ilgim yoktu. Hatta hafif tiksinti vardı. Ama şu anda her şey canım istiyor yani. Ve midem bulanıyor. Bilmiyorum bugün nasıl geçecek. Bugün 7. günüm. Ve kilom 60,5. Düne göre normalde 1 kilo 1 kilo gidiyordu kilom. Bugün sadece 300 gram gitmiş ama karnımı ölçtüm. Belimi ölçmedim. Belimi sonra ölçerim. Karnımı ölçtüm. Karnımdan 1 santim daha küçülmüş. Zaten çok fark ediliyor. Mesela bir elbisem vardı, onu giyince göbeğim hiç çıkmıyor artık. Normalde göbeğim çıkıyordu, onu giymek o elbisenin üstüne bir hani ceket gibi bir şey giyiyordum. Artık direkt elbisemi giyebilirim. O yüzden mutluyum. Neyse. Biraz bakın bir şeyler yapıp kendime gelmek istiyorum. Böyle elime ayağıma manikür pedikür yaptım işte. İnternetten sipariş ettiğim şöyle bir şey var. Set var. Çok hoşuma gitti. Özellikle bu şeyi, cüzdan gibi şu kabı çok hoşuma gitti. O yüzden almıştım. Ama bazı ürünler dandik. Mesela cımbızı hiçbir işe yaramıyor. Cımbız dandik. Bu cımbızı çıkartıp yerine kendi iyi cımbızımı koymam gerekiyor. Ama törpüsü çok güzel.
işte tırnak makası idare eder. Makası güzel. Bir de şu ürünler hoşuma gitti. Şunlar. Yine olsa yine alırdım da cımbız kullanılmaz, onu söyleyeyim size. Bir de şöyle bir kabım var. Bu kabı ben sadece bunun için kullanıyorum. Bir de şöyle netleyeyim. Bir dakika. Niye netlemedi? He. Okaliptüs aroma verici bir yağım var. Şimdi bu yağdan birkaç damla buraya damlatacağım. Kaynamış suyum da burada. Kaynamış su koyacağım. Ve burnuma biraz da kafama başörtü geçirip birkaç dakika öyle duracağım. Daha sonra da bu o gördüğünüz tırnak makas aletleri içerisinde var mesela. Siyah noktalar gitsin diyerekten şey yapacağım. Benim siyah noktam yok öyle doğrusu fazla ama yani böyle siyah nokta bantları falan var ya, kesinlikle onlardan benim siyah noktam çıkmıyor mesela. Eşim de çıkıyor ama bende çıkmıyor. Ama mesela o bir yağ çıkıyor böyle yaptığım zaman. Kazıyacağım yani, öyle söyleyeyim. Sonra zaten söylemiştim size. Bu sorucunda her gün soğuğa yakın ılık duş alınması gerekiyor. Vesaire işte bu dünkü yaptığım yağ bakımlarını vesaire yapacağım yüzüme. Kendimi iyi hissedeceğim yani. Daha sonra da ne yaparım? Kahvaltı hazırlarım. Bir poğaça yapmayı planlıyorum. Eğer halim olursa. Sonra kızlarımı öğleden sonra olabilir veya işte saat 1-2 gibi dışarı parka götürürüm diye düşünüyorum. Orada paten kayar, büyük kızım küçük kızım da parkta eğlendiririm. İnşallah bu enerjiyi kendimde bulurum. Görüşmek üzere. Bir bakım şeyi daha göstermek istiyorum size. Bu ayva çekirdeği. Bayağı bir önce ben bunları biriktirmiştim. Şimdi bunun içine su koyuyorsunuz. Yine su koyacağım ben. Bittikçe koyabilirsiniz. En son azalmış şu anda. Koymayı unutmuşum. Üzerini streçle kapatıyorum ve buzdolabında bekletiyorum. Bakın. Şöyle dur. Netleştireyim. Şöyle bir kıvamı var. Çok güzel. Bunu ben cildime 100 masajı yapıyorum. Mesela oturduğum yerde bir şey izlerken şu anda öyle yapacağım. Ve çok yararlı. Geriyor cildi birkaç dakika beklettikten sonra da. Ya bu kaç seferdir kullanabiliyorsunuz. Yani ben su doldurup doldurup buzdolabına koyuyorum ve bir iki gün sonra jelleşiyor. 7. günümden selamlar. 7. günüme devam ediyorum. Şu an koltukta uzanıyorum. Çocuklara kahvaltı hazırladım. Eşime yediler. Börek yaptım. Tava böreği yapıyorum. Pratik, kolay oluyor. Seviyorlar da. Şu an onları banyo yaptırmam gerekiyor ama banyo yaptırabilecek miyim bilmiyorum. Midem çok bulanıyor ve halsizleştim. Sabah 60.5'tum. Şu an 60.4. Bir daha tartıldım. Vücudumdaki yağ azaldıkça galiba halsizleşmem artıyor. Bilmiyorum. Of. 8. günüm yani pazartesi günü. Okulda çok fazla işim var. Yoğun olacağım. Nasıl atlatacağım gerçekten bilmiyorum. Pazartesiyi atlatırsam eğer, pazartesi günü işlerimi halledebilirsem, benim için diğer günler daha kolay geçecek diye düşünüyorum. Sonra bir de salı günü gitmem gerekiyor. Çarşamba günü evdeyim. Çarşamba günü de 10. günüm oluyor. Bugün işte pazara çıkıp çocukları parka götürmem lazım, söz verdim. O yüzden banyo yaptırarak enerjimi harcamayayım diyorum. Banyo yaptırmak mesele değil de onları kurutmak, çocukları kurutmak beni çok yoruyor. Bir de dışarı çıkacağımız için
bayağı iyi kurutmam gerekir. Hasta olmasınlar diye. Bu yüzden sadece diyorum ki saçlarını yıkamam da alt bölgelerini yıkarım olmadı çocukların. Ölüyorum resmen ya. Midem çok bulanıyor. Uf, kokulara karşı çok hassasiyet oldu. Kusacağım yemin ediyorum. Şu şey var ya. Yüzüme sürdüğüm, saçıma sürdüğüm bakım ürünleri vesaire. Onlar bile tiksindiriyor ama sürdüm yine de. Sürmesem daha iyi aslında. Bu süreçte kimyasal hiçbir şey kullanmamak gerekiyor. Hayatımdaki kimyasal ürünleri yavaş yavaş çıkartacağım da. Hayatımı bir düzene sokacağım yavaştan. Yani istediğim seviyeye gelmek istiyorum. Önce kendim, sonra maneviyatım, sonra çevrem. Çünkü bu kimyasallarda mikro bizim göremediğimiz düzeyde şeyler var ve bunlar bizim içimize geçiyor ve bir şekilde bize hastalık sahibi yapıyor. Yavaş yavaş onları da çare bulmayı planlıyorum. En azından en aza indirmeyi planlıyorum. Ama onlara daha sıra var. Yani şu anda onlarla uğraşacak halim yok zaten. Bayağı bir inceldim. Kollarım inceldi, belim inceldi, göbeğim gitti sayılır. Az bir şey kaldı. Oy oy. Sonra tabii ki pilates vesaire yapmam, spor yapmam gerekiyor. Ay, alışverişe çıkacağım. Alışverişte neler alacağım pazarda? Greyfurt alacağım. Sağlam ve çürüksüz olması gerekiyor. Limon alacağım. Bu limon ya da greyfurt suyu. Bir de sıkacak almam lazım. Onu da unutmayayım. Mümkünse plastik almak istemiyorum. Sıkacağı bulabilirsem bakayım. İnşallah vardır pazarda. Sonra sebzeler alacağım. Çünkü sebze yemeğe yeniliyor. Üçüncü gündü galiba. Zaten ben 10 gün sonrası beslenme programı da size söyleyeceğim. Nasıl beslendiğimi. Nikilo takibinde söyleyeceğim. Sebze alacağım. Sonra kasaptan da bu kemikli içinde taze olması gerekiyor ama koyun olabilir veyahut inek olabilir. Ön ve arka bacaklarından olan kemik, içinde ilik olan kemik, onları parçalattırıp almam gerekiyor. Bakalım, yani bunları almam gerekiyor. Umarım enerjim olur. Eşim diyor ki bu halde nasıl çocukları oynatıp dışarı çıkacaksın merak ediyorum diyor ama ben başarabileceğime inanıyorum. Çünkü üçüncü gün daha fenaydım. Dördüncü gün çok kötüydüm ama birçok şey o günlerde başardım. Allah'ın izniyle. Bugün de başarırım inşallah. Neyse. Çocuklar oynuyor. Oyunlarını bölmeyeceğim şu anda. Oynamaya devam etsinler. Birazdan onları hazırlayıp dışarı çıkarız artık. Görüşmek üzere. Bugün 8. günü. İşten eve doğru gidiyorum. Çok kötüyüm. Belim de inanılmaz bir ağrı var. Belimin ağrıdığı bir nokta var. O nokta hamileyken belimin ağrıdığı yer aslında. Orada bir hasar var ve iyileşiyordur diye umuyorum. Dün gece de apandisitim ağrıdı. Apandisitim önceden de ağrıyordu ve ben korkuyordum bir şey olacak diye. Çok yemek yediğimde veya ani hareket ettiğimde ağrı geliyordu. Son iki gün kaldı. Ve çarşamba günü normalde izin günümde ama maalesef kurs koymuşlar. Kursa katılacağım. Çok üzgünüm. Çarşamba günü 10. günüm oluyor. Son iki günüm nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Midem bulan
belim ağrıyor ve çok halsizim. Sabah tartıldığımda 59.9'dum. Muhtemelen şimdiye kadar düşmüşümdür daha. Neyse. 8. günümle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Benim hamileliklerimin ilk zamanları da çok zor geçiyordu. Şu an sanki hamileliklerimin ilk zamanını yaşıyorum. Yani bir elimde aşırı ağrı var. Aşırı bir koku hassasiyeti ve mide bulantısı var. Her şeyin kokusunu alıyorum. Bu berbat bir şey. Bugün sorucumun 9. günü. Şu anda okuldan eve doğru dönüyorum. Şöyle bir çantam var elimde. Evet, kızım da yanına götürdüm. Şimdi öğretmenlerle birlikte bir öğle yemeği yapmak için, yemek için herkes bir şeyler yaptı. Ben de çiğ köfte yaptım hatta. Evet, çiğ köfte yaptım ben de. Ama acıya olduğu için. Dur kızım, Allah aşkına zor konuşuyorum. Artık çok zor geçiyor günler. Dün mesela her gün farklı bir bölgem ağrıyor yani. İşte bir belim ağrıyor, kolum ağrıyor falan filan. Bugün şu anda çok şükür yerim ağramıyor. Akşama ne olur bilmiyorum. Bir şey yemedim, sabrettim yine. Benim için oldukça zordu. Aslında canım pek bir şey çekmedi ama kereviz yemeği yapmışlar. Bir onu canım çekti. Yalan yok. Sağlıklı şeyler canım çekiyor genelde. Onun dışında yarın akşam orucum bitecek. 10. günümü tamamlayacağım inşallah. Limon suyu ile birlikte orucumu açacağım. Ama bu orucumu açma kısmında işte diğer 10 gün beslenme çok önemli. Açlıktan daha önemli. Tek tek neler yediğimi, nasıl hazırladığımı söyleyeceğim. Bu arada 3 gündür bağırsak boşaltma işlemini gerçekleştirmediğim için İngiliz suyu içemiyorum. Midem bulanıyor. Aşırı mide bulantısı, aşırı koku hassasiyeti var. Çok uzaktaki bir insanın ter kokusunu burnum direkt alıyor ve bu beni mahvediyor. Her neyse, ben başka bir videoda işte tek tek neler yenmesi gerekiyor. Bunları anlatacağım, neler yediğimi. Bu video yarın da geçirelim, bu videonun sonuna geleceğiz inşallah. Evet, görüşmek üzere. 9. günün akşamından selamlar. Allah'ım, o kadar çok canım bir şeyler istiyor ki. Bir piknik atlattım. Ya iki tane ziyafet atlattım resmen. Hatta üçüncüyü de atlatacağım. Vapurda kahvaltıya gideceğiz. Ve ben yine doğru dürüst bir şey yemeyeceğim. Yani en azından meyve yiyeceğim o gün ve meyve suyu içebileceğim çok şükür. Çok şükür. Ve şu an o kadar zorlanıyorum ki. Yarın evde olsam yine o kadar dert etmeyeceğim ama. Yarın evdeydim normalde. Fakat yarın da işte kurs koymuşlar. Kursa gitmek zorundayım. Halk eğitim kursu. Ve gerçekten bitmiş haldeyim. Bitmiş. Oy oy. Hani çok çok işte önemli bir hastalığım olmadığı sürece bir daha 10 gün yapacağımı sanmıyorum. 3 gün yaparım, 5 gün yaparım. Maksimum 7 gün yapar mıyım bilmiyorum. Ama 3-5 gün yani daha da yapmam bir daha herhalde. Ama 3 günü sık sık yapmayı planlıyorum. Hani sık sık derken çünkü karaciğerimi temizlemem gerekiyor. Onun dışında canım çok bir şeyler istiyor ya. Ya normal et değil, kurban eti istiyor canım. Kurban eti. Böyle kemikli
Kemikli etler. Bizim orada meşhur böyle sarımsaklı sulu bir yemek vardır. Etleri koyarsın, kemiği koyarsın, suyu olur böyle işte bol sarımsaklı. Bizim köy ekmeğini doğrarlar içine. Etlerle birlikte kemikleri sıyırırsın Allah'ım. Ölüyorum şu anda var ya. Ay olsa da böyle ağzımdan yağlar akka akka yesem yani. Canım o kadar istiyor ki. Ya şey ASMR videoları izliyordum. Canlı ahtapot yeme videosu. O canlı ahtapot canım çekti ya. Canlı ahtapot canım çekti yani o canlı ahtapot yerken benim ağzımın suyu aktı yani. Çıtır 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 yiyor canlı ahtapot böyle çat 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 sesler çıkıyor. Of resmen o canım çekti yani şaka gibi. Kalamar yiyor gözüyle birlikte yani. Gözünü yemezdim ama ondan bile canım çekti çiğ çiğ yiyor. O sosuna bandırması vesaire. Şaka gibi. Ama mesela ben normalde işte yemek yerken bir sevdiğim bir film açıyordum, bir dizi açıyordum. İşte veya beni eğlendirecek bir şey öyle yiyordum. Veya hatta mesela çocuklarım yemek hazırlarken atıştırıyordum. Zaten ben atıştırınca doyuyordum, daha da yiyemiyordum. O yemek tarzı çok yanlış bir yemek tarzı. İnsanı kilo aldıran bir yemek. Artık böyle yemeyeceğim. Güzelce tabağımı hazırlayacağım. Her bir nimeti yerken şükrederek, onun lezzetine vararak, o nimetin bana sağlayacağı yararı düşünerek yiyeceğim. Belki hani zarar sağlayacak şeyler de yiyeceğim ama yani yavaş yavaş ve şükrede şükrede yiyeceğim her şeyi. Yemeğe odaklanacağım. Başka bir şey izlemeyeceğim yani. Diye umuyorum yani. Öyle düşünüyorum şu anda. Yine de çok büyük konuşmayayım. Oy karnım çok aç. Çok aç. Çok aç. Yarın nasıl geçecek? Yarın nasıl geçecek? Var ya artık yani bu her şeyin kokusunu alma, midemin bulanması beni bitirdi. Bildiğin hamilelikte yaşadığım şeyleri yaşıyorum gerçekten. Hamilelikte her şeyin kokusunu, suyun bile kokusunu alıyordum ya. Suyun kokusunu alıyordum öyle bir şey yani. Benim hamileliklerim öyle bayağı bir zor geçmişti. Şu an her şeyin şimdi mesela otobüste oturuyorum ya en arka sıralardayım. Orta kısımdan birisi biniyor mesela tamam mı? O gelen adamın ter kokusunu alıyorum ya. Ve midem bulanıyor. Yani bu koku hassasiyeti çok zor bir şey. Çok zor. Bu umarım yarın limon suyumu içince geçer. O sulu limon suyunu içmek için var ya. Onu içmek için öyle heyecanlıyım ki. Az kaldı, az kaldı. 10. günün gecesinden selamlar. Gece uyuyamadım. Benim muhtemelen kan değerim mi düştü? Neden bilmiyorum. Benim kalbim de gerçi ara ara hızlı atardı ama hızlı atıyor. Size söylemediğim belirtilerden biri bu. Bir de diğeri de dilim bembeyaz oldu. Dil temizleyiciyle ne kadar temizlesem de o beyazlık geçmiyor. Onun dışında öğlen ben aslında öğleden sonra gibi en son yemiştim 10 gün önce. O yüzden öğleden sonra da inşallah öğleden sonra arası orucumu açmayı planlıyorum. Bu yüzden limonlarımı sıkacağım şimdi. Hazırlık yapacağım, buzdolabına koyacağım. Yarıya kadar işte limon suyu, yarıya kadar su şeklinde.
Onun haricinde ise artık çok kötü. En son 59,2 kiloydum. Yani toplamda 66,5'la başladım. 59,2 oldum. Toplamda kaç kilo vermiş oluyorum? 6,5 oradan 800 daha 7,3 mü ne vermiş oluyorum? Yanlış hesaplamadıysam öyle bir şey. Bu kadar, görüşürüz. Su orucunda 10. günüm. Limon suyumu içiyorum sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız ayakkabılar. Onu çok güzel.